Merhaba 90+'a hoş geldiniz. Önder Özen, Metin Tekin ve Mehmet Demirkol'la karşınızdayız. Milli takım arasından faydalanarak bu akşam biraz daha farklı konulara eğilelim istedik. Birincisi İsviçre'deki Avrupa Spor Araştırmaları Merkezi'nin 31 Avrupa Ligi'ni baz alarak yaptığı bazı araştırmalar var. Yaş ortalamaları ile ilgili, altyapılarla ilgili. İkincisi de Metsad ile birlikte yaptığımız yabancı kuralı değiştikten sonra Türkiye Ligi'ndeki yabancı, yerli ve Avrupa'da yetişmiş Türk oyuncuların kullanımlarındaki değişikliklerle ilgili geçen seneyle bazı kıyaslamalar yapacağız. Tabii milli takımı da konuşacağız. Katar'la bir hazırlık maçı yapıldı. Yunanistan'la bir maç var. Euro 2016'ya hazırlık kapsamında neler yapılmalı, neler olabilir? Kadroda ne gibi tercihler, seçimler, arayışlar yapılabilir? Bunları da konuşacağız. Önce Avrupa Spor Araştırması Merkezi'nin bazı verileri var. Yaş ortalamasıyla başlayalım. Burada şunu belirteyim, 31 lig baz alınıyor. Yani Liechtenstein, Lüksemburg, işte Kosova, Arnavutluk gibi ligler bu kategoriye alınmıyor. 31 lig üzerinden bakılıyor ve ilk olarak yaş ortalaması. Türkiye Ligi yaş ortalaması en yüksek lig bu 31 lig arasında. 27.3. Bu çok tercih edeceğimiz bir şey değil herhalde. Tabii bunda bence yabancı sayısının arttırılmasını diyelim. Hadi 14 yabancı kuralının etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Bu 31 ligin yaş ortalaması 26. Türkiye 27.3'te. Başka neyi gösterir bu? Yaş ortalamasının yüksek olması. Yüksek olması. Genç semiyi. Genç semi olarak hala genç semi olarak şansını alır tabii. Evet. Hakikaten zaten aşağıdan gelen oyuncu anlamında bir sıkıntıyı da işaret eder bence. Şimdi yaş ortalaması ortalamada kaybolabilir ama tabloya konulan 2, 4, 6, 7 ülke arasında. Evet. Hangileri satıcı ülkeler? Yani sunan, ihraç eden ülkeler? İspanya'yı da sayabiliriz orada. Ben şöyle not aldım. Buyurun. Hırvatistan'ın karşısına yazdım. Aha. Oyuncu satar. Hollanda'nın karşısına yazdım. Alman ve Fransızların karşısına alır verir yazdım. Evet. Diğerleri al yazdım. Yani diğerleri alır. Evet. Diğerleri alır. Zaten bir sonraki grafikte biraz bununla ilgili Avrupa liglerindeki ortalama transfer, bir sezonda ortalama transfer sayısı. Burada da Romanya ilk sırada. Yani kulüp başına 14 transfer yapıyor Romanya. İtalya, hani ben burada büyük ligleri, birincileri ve sonuncuları almaya çalıştım. Ama Romanya'nın tabii çok üst düzey transfer olduğunu söyleyemeyiz. Sirkülasyon yok, belki fazla. Sirkülasyon çok işte o anlamda. Bence o sirkülasyonun sebebi ucuz demeyeyim ama düşük seviye oyuncuların çok sirkülasyonu gibi geliyor bana. Romanya Ligi'ni biraz öyle anlatırız herhalde. Türkiye'nin de ilk 7'de olması çok iyi bir şey değil gibi geliyor bana Mehmet Demirkol bu sirkülasyonda. Yani değil tabii ama şimdi bunu şey yapabiliriz? Orta uzun kısa vade planlamayı doğru yapanlar daha az transfer yapar gibi bir fikrimiz olması gerekir. Ama mesela İngiltere'nin de az buz değil yani. Yok az değil evet. İngiltere'nin de az ama mesela değil. Almanya'nın da az değil. Almanya farklı duruyor biraz evet. İngiltere en kaç lig sayarsak birinci herhalde Premier Ligi sayarız herhalde. Bana 1 veya 2. İspanya Ligi yok birçok şeyde birçok parametre İngiltere çıkacaktır. Evet. Biraz daha gidelim İngiltere'yi birkaç yerde daha göreceğiz. Yani bunu bir olumlu bir lig anlamında değil bazı parametreleri değil mi? Tabii. Siz bir şey söyleyecektiniz bu konuyla ilgili hocam. Yani bu, yine tabloda 7 tane ülke isim var. Ben de şeyi soracaktım aslında Mehmet Demirkol biraz oraya girizgah yaptı. Bu 7 ülke arasında en planlamacı, planları en güvenilir olan ülke hangisi? Bu 7 ülke Almanya. Almanya. Ben onun karşısına plancı diye yazdım. 8.2 ve 27. sırada. Evet. Yani plan yapar ve sadakatle de bağlı kalır. Ama 8 transfer de çok az değil kadar. Az değildi hocam 14. Ama şimdi Romanya'nın karşısında ne dersin? Satar yazarsın. Romanya alsatçıdır. Eski kimliğiyle alsatçıdır. Ama satar yani. Daha çok ağır basabilir. Hocam eskiden işte Lakatuşlar, Haciler, Popeci onları satmıştır. Ama şu anda ben söylediğine katılıyorum. Romanya Ligi oyuncuların çok döndüğü, ucuz orta ölçekli, ucuz oyuncuların çok döndüğü. Mesela Güney Afrika'dan, Batı Afrika'dan çok oyuncu gelir. Romanya, Norveç'e, Polonya'ya. Bu ülkelere geliyor. Doğu bloku'nun Rusya dışındaki ülkelerine çok yabancı oyuncu geliyor. Orada çıkış yapanlar biraz daha Avrupa'nın batısına, ortasına veya batısına gidebiliyorlar. Yani Romanya o açıdan alsatçı. Yani ucuza alır. Belli seviyorum. Biraz da üzerine katkı yaparak satar. Benim Romanya ile ilgili gözlemim bu ama
8.2 az mı değil mi? Bunu ancak diğerleriyle mukayese ederek karşılaştırabiliriz. Ama yine de Almanya'nın, yani, plancı Almanya'nın karşılığı sanki daha düşük olabilirdi. Ama yeni oyuncu gelişi de transfer sayılıyor olabilir. Yani 17 yaşında bir oyuncunun, 18 yaşında bir oyuncunun girişi de transfer sayılıyor olabilir. Yok, altyapıdan çıkan oyuncunun girişi. Kendi altyapısından bahsetmiyorum. Ha, başka altyapı. Ama regional ligden falan oluyorlar yani. Bölge liginden alıyor. O da transfer kabul ediliyor. Tabii ki, evet. Devam edelim o zaman. Altyapıdan yetişmiş oyuncu olanlar. Belki şeye bakılsa orada şeyi sormadık bu arada. Yani. İlk 11'e transferler. Yani mesela transfer olup 20 maç oynayanlar, transfer olup 25 maç oynayanlar. Öyle bir şey. İlk 11 ne kadar değişiyor, ona bakılsa belki daha fazla bir şey çıkabilir. Bazı oranlar var ama doğrudan 11 ile ilgili değil. Onu söyleyeyim. Hani araştırmada neler varsa hepsini almaya çalıştım. Siz bir şey diyecektiniz bu konuyla ilgili. İkinci tabloyla ilgili bir soru daha sorabilir miyiz acaba? Lütfen hocam. Yani bu 7 ülke arasında plansızlık deyince ilk olarak hangisi aklımıza gelir mesela? Herhangi bir konudan bahsediyorum. İlk 3'te gördüklerimiz gelir. Biz gelir. Yani biz geliriz. Romanya'da gelir. İtalya'da gelir. Girer yani bu üçlüye. Girmez mi? İtalya mı? Bence girmez. Yani İtalya'nın dünya markaları var. Onlar plansız çıkacak şeyler değil. Yani bir de bizim yaşadığımız örnekte var. Sadece spor için söylemiyorum. Hı. Sporda dünya kadar marka var. Tabii. Büyük sporcular var yani. Geçen o bir akşam oturdum, üşenmedim. Yani bir İtalyan neden İtalyan olduğuyla gurur duyar acaba diye bir böyle yazmaya başladım ufak tefek. İşte futbolcuları var. Evde Dünya Kupası yaptılar, Avrupa Şampiyonası yaptılar. 90 bin kişilik bir stat var. Birkaç tane önemli derbileri var. Çok önemli dünya yıldızları orada oynamış. Kupalar gelmiş oraya. Dünya şampiyonu futbolda. Başka aklıma şey geldi. Pietro Mennea. Belki bizim kuşak hatırlar yani çocukluğumuzda. Pietro Mennea. Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu bir sprinter. 200 metre rekor da yıllarca kırılmadı. Sara Simeoni. 2 metreyi geçen ilk bayan yüksekçi. Alberto Tomba. Gibi. Yani şeyler var. Eskiler bunlar böyle. Ama, evet, ama başkası... Şimdi yeni pek yok bu saydıklarınız içinde. Yeni veya eski. Mesela Francis Ford Coppola. Eskir mi? Federico Fellini eskir mi? Hayır, eskimez de bu değerler de. Veya Roberto Benigni eskir mi? Muhakkak ki eskimez hocam da. Yani. Ya İtalya'nın yeni yakın zamanda ürettiği çok yok yani. Evet. O anlamda ben. Belki yakın zamanda yok ama dünya kadar marka var. Yani var, şimdi tabii, otomobilleri söylemeyelim yani. Tabii ki yani tabii ki. Reklama gidiyor ya. Yani uygun bir şeye söylerdik aslında. Ama altına reklam yazmalar. Yok yok, biz hemen devam edelim. Sen yoktun o programda galiba değil mi? Reklamda anlatalım sana. Peki, bir sonraki grafikle devam edelim. Burada da altyapıdan yetişmiş oyuncu oranı. Yaz burada... Pardon, şu İtalya işi diyeyim. İtalyan neden İtalya'da olmakla gurur duyar? En basit cevabı şudur. Herkesin kendi mutfağı olarak gördüğü mutfak İtalyan mutfağıdır dünyada. Öyle görünebilir. Mutfak. Dünyanın neresine tabii gidersen git. En kolay gidip ben İtalyan yerim. Ben sana bıraktım. Ben söyleyeceğim İtalyan mutfağı. Yemekler. Abi ne yerim, bir İtalyan yerim abi diye. En basit, en şeyi, en garantisi odur. O yüzden... Yalnız şimdi burada ben... Yalnız buradaki İtalyanla İtalya'daki İtalyan arasında bayağı fark var yani. Hayır, dünyanın neresine gidersen. Biliyorum. Şili'ye gitsen de ne yerim abi, İtalyan yerim olur yani. Evet. Çünkü en kolay ortak ne olur. Bizim, bize kimse bir şey bırakmaz burada. Neden? Sayılar olduğu zaman ben direkt Metin Hoca'ya bırakıyorum. Yemek yani sayıları. Yemek olunca Mehmet Erkola bırakıyoruz açmadım meseleyi. Abi, ne zaman görelim hocam sizde? Vallahi bilmiyorum, biz boş gezenin boş kalmasıyız seninle herhalde. Durum onu gösteriyor. Pekala. Altyapıdan yetişmiş oyuncu oranı. Yemeği de kapadık. Ben çıkabilirim. Estağfurullah. Altyapıdan yetişmiş oyuncu oranı. Burada tabii şöyle bakmak lazım buna. O kulübün görev verdiği oyuncu sayısı, yani onların toplamı. Ligin toplamındaki altyapıdan yetişmiş oyuncu oranı değil. Her bir kulübün kendi altyapısından yetişmiş oyuncuya verdiği görevlerin toplamı bu grafik. Belarus burada %34 ile ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de sonuncu. %8.3. Şimdi burada 2-3 tane kriter var bence. Hı hı. Bir, yerini alabilme kabiliyeti olan ülkeler. Hı hı. Şimdi bakarsak 2-3'e falan tahmin ediyorum. Sırbistan, işte Bosna. Evet evet, bunlar Sırbistan olacak. Çok yani, yukarılarda. Çok dışarıdan alım satıma kabiliyeti olmayan ülkeler mecbur altyapıdan da oynatabiliyor. Bunu da koymamız lazım. Yoksa yaşasın Belarus ne güzel kendi altyapısına yönelmiş değil. Fazla sirkülasyon olmadığı için kendi altyapısından gelen oyuncularla oynuyor. Evet. Tam tersi mantıkta İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa gibi Türkiye'yi de buna katabiliriz artık mali portrelerle. Transfer yapabilme kabiliyeti yüksek var tabii. O yüzden altyapıdaki oyuncuları yerine transferlere koyabiliyor. Biraz da böyle bakabiliriz. Çok olumsuz diye bakmayalım, onu diyorum. Ama bakın İngiltere'de 26. sırada.
Aynen. Kesinlikle öyle. Ben Almanya şaşırdım en çok. Ama bu kendi kulübünden. Bayern Münih, evet. Bayern Münih'te Bayern Münih altyapısından kaç tane yetiştirmiş? Ama 24. olması Almanya'nın enteresan değil mi? Ama genele bakınca öyle çıkmayacak sonuçta. Evet. O zaman yani biz... Almanya altyapısından çıkınca bakınca... Ha tabii, Türkiye'de bakarsan tabii. O zaman bir sonraki... Bununla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Aşağı yukarı yok. Peki. Bir sonrakine geçelim. Çünkü o çok... Yani bu çok açık burada. Bu kendi kulübünün oynattığı oyuncular. Aa, burada... Öyle mi? Öyle mi yaptı? Evet, evet. Bu kendi kulübünün oynattığı oyuncuların toplamı zaten ilginç bir durum var. Yani Türkiye'de 4 kulübün kendi altyapısından bir tek oyuncusu bile yok. Yani. Kim onlar? Akhisar, Osmanlı, Kasımpaşa, Gaziantepspor. Bir önceki grafiğe gelelim lütfen. Kendi Türkiye Ligi'ni incelediğimizde öyle mi? Tekrar evet. Ligimizi incelediğimizde. Yani. 4 kulübün kendi altyapısından bir tane bile oyuncusu süre vermek de değil. Kadrosunda bulundurduğu barındırıyor. Yani burada Osmanlı altyapısı olamaz da 2 senedir var yani. Ama Osmanlı altyapısı çok iyi. Ankaraspor'dan dolayı müthiş bir altyapısı vardır yani. Ankaraspor'u sayıyorlardır belki diyorum. Osmanlı saymıyorlar. Yok isim ama o şeyle değil. Pardon ya. O devamlılığı göz önünde bulunduruyorlardır mutlaka. Peki bir sonrakine gidelim. Belki de asıl konuşmamız gereken ülkede yetişmemiş futbolcuların oranı. Yetişmemiş futbolcuların oranı. Güney Kıbrıs %66 ilk sırada. İngiltere ikinci sırada işte. İngiltere ikinci sırada evet. Ama İngiltere bütün mevzusu o zaten. İngiltere NBA. Öyle bakacaksınız. Evet, öyle bakacaksınız. O yüzden. Yani onların öyle bir iddiası yok zaten. İtalya üçüncü sırada. Evet. Türkiye dördüncü sırada %55. Yani ligde oynayan oyuncuların %55'ini hep ithal etmiş Türkiye. Bakın Almanya'da %46. En iyi altyapıcı olarak baktığımız, biz Almanya altyapısını alıyor diye baktığımız Almanya'da 8. sırada. Yani burada dediğim gibi biraz transfer kabiliyetiyle de ilgili. Tabii. Çok ilintili yani. Bir de hep sizin söylediğiniz bir şey var tabii. Yani kaç oyuncu çıkardığınızdan ziyade ne yetenekte, nitelikte oyuncu çıkardığınızdan da önemli. Peki, bunlar tek bir veriyle analiz yapılamaz. Yani birçoğunu bir araya getireceksin. Yani bir ihracatçı mısın, ithalatçı mısın? Bunu göreceksin. Yani çok iyi Alman oyuncu İngiltere'ye gidiyor mu? Gidiyor. Gidiyor. En iyisi yani en yüksek parayı oraya verdikleri için genelde Bayern Münih'i dışarıda bırakırsak en iyisi oraya gidiyor. Evet. Şimdi onları da kattığın zaman başka bir tablo çıkar ortaya. Yani orada hocanın gözlem dediği şey sayılar burada bir şeyler anlatır ama hepsini bir araya getirebilirsen tabii ki bir şey çıkarabiliriz. Peki Almanya ile Türkiye arasında mesela yani tabii transfer yapabilme kabiliyeti katılıyorum buna. Peki bu 4. ve 8. sıradaki ülkeleri bir arada bu bağlamda yorumlayabilir miyiz acaba? Transfer yapabiliyor olmasından mı biraz Türkiye'de biraz bu rakamın Türkiye'nin rakamı Türkiye'nin daha fazla Almanya'da transfer kabiliyetinden %10 daha az. İkisinden de kaynaklanıyor. Türkiye'de burada ağırlıklı olarak bana göre yetiştirememesi de kaynaklanıyor. Artık evet. Transfer kabiliyeti de var baktığımız zaman. Değil mi hocam? Evet. O yüzden onu 4'e fırlatmış. Tabii. Almanya'yı 8'e indiren kendi yetiştiği oyuncularlar. Yine transfer kabiliyeti var ama kendi yetiştiği oyuncuda olduğu için 8'e inmiş gibi düşünüyorum ben yani. Tabii buradaki altyapı... Çok olumsuz olmadığını düşünüyoruz o zaman. Yetiştirme anlamında çok olumsuz olmadığını düşünüyorum. Türkiye için değil, Türkiye olumsuz. Türkiye'de bir gözlemimiz var, yetişmiyor hocam. Onu bu sayılara bakmamıza gerek yok. Biliyoruz oyuncu yok. Kendi ülkemiz artık hakimiz o konuya. Türkiye'deki oyuncu bazında hakimiz hocam değil mi? Doğru mudur? Evet. Orada olmadığını görüyoruz. Bu araştırmadaki altyapı kriteri de şöyle. UEFA'nın koyduğu kriter, o esame listelerini daha doğrusu sezon öncesi bildirilen listelerde koyduğu kriter. 15-21 yaş arası en az 3 yılını o kulüpte geçirmek. Esas bana da göre daha dramatik umuyorum değildir. PTT 1. Lig'de yapıp da hala altyapıdan oyuncu yoksa o daha da bana göre vahim bir tablo. Umutlu musun hocam? Değilim. Ben seyrettim, derbiyi seyrettim. Gösteri karşı bir derbisini seyrettim hocam. Evet. Sen orada altyapıdan... Zannetmiyorum birkaç kişi vardır. Var mıdır yok mudur? Yani Samsun'da var oyuncu. Altyapıdan birkaç tane. Ama böyle şeyle söylüyoruz yani bilerek. Yani tek tek söylüyoruz. Tek tek söylüyoruz yani. Onu diyor. Tek tük hatta. Tek tük. Yani altın orada olmasa. Altın orada olmasa eyvahlarım olsun. Durum vahim yani değil mi? Öyle görünüyor. Öyle gözüküyor. Evet. Son olarak yine bu Avrupa Spor Araştırması Merkezi'nin yaptığı araştırmalardan bir tanesi de liglerde futbolcuların milli olma oranı bütün futbolcuların burada en çok para harcayan İngiltere'nin ilk sırada olduğunu görüyoruz. Almanya ikinci sırada, İtalya, Rusya burada da 6. sıradayız. Bu kötü bir şey değil, iyi bir şey gerçekten. Yani oyuncuların %21'i ilk 5 majör ligi sayın bana. İlk 5 majör işte, ligi. İspanya'nın önündeyiz işte. Evet. İspanya'nın önündeyiz. İspanya bizim önümüzde majör ligde baktığınız burada zaman. Kriter olarak da şunu koymuşlar, onu da söyleyeyim. Bu 2015'ten bu tarihe kadar, Ekim ayına kadar en az bir kez bir milli maçta oynama. Peki, peki alt yaş gruplarında oynama oranı var mı? Yok. Peki şu sorulabilir mi? Mesela İngiltere Ligi'nde oynayan milli takım oyuncuları acaba hangi milli takımlarda oynuyorlar? Mesela Brezilya milli takımı yarısı orada aşağı yukarı. Yani Ramirez'ler, Oscar'lar vesaire.
Hangi milli takımlar diyorsunuz William siz? Gibi. Acaba bizi yani büyük milli takımlarda kim büyük milli takımlar? İşte Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonu devamlı giden, zaten ara ara kazanan, yarı finalleri, çeyrek finalleri oynayan. Millilik kriteri de var zaten. İtalya milli takımı, Brezilya milli takımı, Arjantin milli takımı, Hollanda Podolski milli var. Takımı Podolski gibi. İspanya milli takımı gibi, büyük Fransa milli takımı gibi milli takımlarda oynayan oyuncular dan yola çıkarak bir sayım yapısı acaba nasıl olacaktı? Bizimkileri bir çırpıda sayabiliriz işte, dediği gibi Gomez Mustera, Podolski, Sneijder, Van Persie'nin katılanlar son dönemde oynayan büyük futbol ülkesi olarak. Büyük futbol ülkesi olarak ama bir de son dönem oynayan şey de var değil mi? 2015'te en az bir maç mı? En az bir maç. Evet. Mustera tamam. Mustera tamam. Gomez, Podolski, işte Van Persie, Sneijder. Tamam mı? Onlar tamam. Evet. Evet. Başka geliyor mu aklınıza? Yok. Gelmiyor. Peki şimdi buradan geçelim. Çok tartışılmıştı. Yabancı kuralı, yerli kuralı dendi. İşte yabancı serbestisi de bir anlamda diyebiliriz. Tabii ki bu şimdi ekrana getireceğimiz verilerde doğal olarak bu serbestiden sonra ülkedeki yabancı sayısının aldığı sürelerde, attığı gollerde hepsi arttı ama ne kadar arttı bunu ortaya koymak istedik. İlk olarak şuna bakalım. Altyapısına göre oyuncu dağılımı. Geçen sezonla kıyasladık hep. Yerli oyuncu sayısında, yani Türkiye'de yetişmiş oyuncu, yerli oyuncudan kastımız Türkiye'de yetişmiş oyuncudur. %7 azalma var kadrodaki sayı itibariyle. Aldıkları süre itibariyle de bu 11 haftada %6.7'lik bir azalma söz konusu. Normal. İyi bile hatta. Aynı şekilde yabancı altyapılı Türk oyuncularda da bir azalma var. %4.7, aldıkları sürede de %3.7. Yabancı oyuncuların sayısında %12, süresinde de %10.4'lük bir artış söz konusu. Burada bir sürpriz yok ama ben oranları merak ediyordum açıkçası. Bu oranlar üzerinden bence düşük. Yani iyi, ben daha fazla olur diye düşünüyordum. Öyle mi? Tabii yani daha yani büyük farklar farkın olabilirdi. Daha büyük olacağını düşünüyordum. Neden öyle düşünüyordun? Sence neden öyle olmadı? Yani tabii neden olduğunu bilmiyorum ama neden öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü genel mantığı yerli oyuncuya çok para veriyorum. Bununla vermek istemiyorum. Yabancısını alırım, ucuzunu alırım, kullanırım gibi bir mantık daha var. İyisinde, ama öyle olmuyor tabii. Yani öyle olmuyor. Çünkü biz yabancıya da çok para veriyoruz. Sadece yerliye çok para vermiyoruz. O da problemimiz var yani. Futbolcuya çok para veriyoruz. Ha. Yani bunu sadece ben söylemiyorum. Hangi kimle konuşsan çok düz mantıklı eskiden yurt dışında kimle konuşsan aynı şeyi söylüyor. Kaç yani yabancı vardı kuraldan önce? 6 yabancı değil miydi? 5'ti. 14'e çıktığını düşünürsek. O orandan çok daha az %12'ye baktığınız zaman değil mi? Düz mantık. Mehmet Demirkol'un dediği de onu anlıyorum yani. Bana göre iyi diyor. Daha da fazla olabilirdi fark. Yani 11'in tamamını yabancı yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun. O zaman yani artış iyi olmuş. Burada çok muhtemelen mali kriterler de devreye girdi tabii. Yani o UEFA'nın o mali kriterlerle ilgili sopası kulüplerin başında kafasında olmasaydı bugün farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi biz yerli oyunculara da yüksek paralar, yüksek bonservisler vermeye devam ediyoruz. Orada bir farklılık yok. Fark yok. Yani Ozan Tufan'ın bonservisi ne kadardı? 8 milyon euro mu? Evet. Geçen sene olsan ne kadar alacaktın? Yine 8 milyon euro alacaktın. Yani öyle yerli oyuncunun şey gereksinimim yok artık. O zaman almayayım, yabancısını alırım ya da indireyim. Bursa indir biraz, yani öyle bir şey olmuyor. İyi oyuncu kalacaktır. İyi oyuncunun fiyatını düşüremezsiniz, iyinin fiyatını. Çünkü Avrupa'da da aynı fiyatı bulursa Türk piyasada kalır. Zaten oradaki tartışma oydu. Ya burada adam 2 milyon euro kazanıyor. Edirne'nin dışına çıkıyor, 500 bin euro yeniyor maaşı. Bu nasıl iş? Zaten bütün tartışma bundan çıktı. Tabii. Konvertibilite sorunu var yani burada. Ama hala şu anda biz Ozan Tufan mesela işte 8 milyon. Ben çok beğeniyorum ayrıca yani bu senenin flash transferi olduğu için söylüyorum. 2 milyon euro da zannediyorum bir maaşı var ya da 3 aşağı 5 yukarı öyle bir şey. Çık dışarı oluyor mu öyle bir şey? Olmuyor. Ozan Tufan yani olabilir ama. 20 yaş. Olsaydı olurdur öyle söyleyeyim. Amil takım oyuncusu. Amil takım oyuncusu 20 yaş. Şöyle söyleyeyim, olsaydı olurdu. 2016 görecek. Bunlar işte şimdi vitrine çıkacak. Olur, olur. Evet. Bugün itibariyle olmuyor. Mesela Salih de oldu. Neden? Çünkü Europa Cup oynadı. Orada gördüler, dediler burada enteresan bir çocuk var. Kulüp düzeyinde de o seviyede oynuyor. Şimdi olacak mı olmayacak mı onu bakacağız, göreceğiz. Ozan da
amaç zaten Ozan'ın planı da o. Fenerbahçe'de Avrupa'da kendini gösterecek. Avrupa Şampiyonası'na gidecek. Ondan sonra da dışarı gidecek. Bu fiyatlar, oradaki plan program da o zaten. Bu fiyatlar daha ziyade. Türkiye oyuncuların düşmesinin fiyatlar şu seviye oyunculardı. Şimdi Ozan Tufan bana göre uluslararası bir oyuncu. Senin ayrımın var ya, uluslararası ve bir de ne diyordun? Evrensel oyuncu. Onu göreceğiz. Uluslararası bir oyuncu. O yüzden fiyatın orada kalması normal. Bazı oyuncular vardı ki sırf Türk pasaportu olduğu için. Mesela Tarık Candal. Örnek verebiliriz gibi. Hocam. Verebiliriz tabii. Evet. Yani örneklemek gerekirse birçok örnek verebiliriz. Evet. Yani çok konuşulduğu için. Ama Tarık'ın, yani şimdi isim üzerinden tartışıyorum ama Tarık'ın yerel olarak iyi olduğu bile tartışma konusuydu. Tamam o da 1.750.000 euro bonservis verildi. Evet o ayrı bir şey ama verilmesin diye. Birçok oyuncu aldığı yani. Ücret sadece bonservisler değil, aldığı ücretler de sırf Türk oyuncu olmasından kaynaklanan. Buna da birçok örnek verebiliriz. Evet. Kendi görüşümüze göre tabii bazı katılmaz. O rakamları tabii. Hak ediyor der. Geçmişte de çok rakamlar vardı. Anormal 32 yaşında mesela çok korkunç rakamlar alabilen Türk oyuncu kimliğinde olduğu için onlar düşecektir. İyi hep kalacak. İyi düşüremezsiniz. İyinin anlamı ne? Uluslararası aynı değerde olması. Şimdi Arda atıyorum Türkiye'de olsaydı değil uluslararası bir şey piyasası. Tabii. Onlar kalacak tabii ki. Hani diyorlar çünkü sen diyordun ki ben hakikaten onu savunuyordum. Şey, yabancı serbest bırakılınca Türk oyuncunun bonservis bedelleri aşağı inince gerçek değerlerini bulacak diyordum. Ama gerçek değeri hakikaten olanlar da onların düşmesini bekliyor. Her Türk oyuncu düşecek diye bir şey yok. Gerçek değerini fiyatı. Bulmaz diyorum ben de. Bulamaz. Bulamaz diyorum çünkü zaten öyle olması için yabancılara da biz Hollanda'da ne oluyorsa Türkiye'de onu vermemiz lazım. İngiltere'de ne oluyorsa burada onu veriyor olmamız lazım. Öyle olmuyor. Çarpı iki. Biz iki katını, yabancıya iki katını veriyorsan yerliye niye yarısını vereceksin ki? Yerliye de yarısını vermezsin. Eğer oyuncu bazında bakacaksan buradaki parasal konu müsriflikten kaynaklanıyor ve denetlenmemekten kaynaklanıyor. Ama denetlendikçe bunlar düşecek tabii doğru düzgün denetlendiği sürece. Yani yarın öbür gün UEFA diyecek ki ne yapıyorsunuz? Türkiye Futbol Federasyonu demiyor böyle şeyler. Onun çok umurunda değil. Ama UEFA diyecek ki işte 15 Aralık'ı beklemiyor muyuz hep beraber? Evet. Bütün Türkiye 15 Aralık'ı bekliyor. Hı. Yani son dönemde seni bir numaralı temsilcin, Şampiyonlar Ligi'nde sürekli var olan takımın girecek mi, çıkacak mı, kalacak mı onu bekliyoruz hep beraber büyük heyecanla. Evet. Oradaki sorun o yani başka. Müsriflik oradaki sorun. Siz bu parasal konulara pek girmediniz hocam. İlahi girin diye yani, söylemiyorum. Anladım. Yani bu zaman içerisinde oluşacak. Oturabilir tabii. Reel rakamlar veya uçuk rakamlar ne olursa olsun. Yani rakamlar eğer değişecekse bunun için bir zaman geçecek. Yerli oyuncu için de ben şeye katılıyorum yani iyi oyuncu diye bir durum var. İyi oyuncu kavramı diğer bütün durumların üstünde. Yerli oyuncu, yabancı oyuncu, gurbetçi oyuncu o kavramların üzerinde. Tabii. Çünkü iyi oyuncu başlı başına birinci ihtiyaç. Birinci ihtiyaca da para verilir. Bonservisine de verilir. Maaşına da mutlaka verilecektir. Ama çok uzun zaman gerekiyor. Rakamların doğru yere gelebilmesi için. Gelir mi? Denetleme, evet buna katılıyorum. NBA'de böyle bir denetleme var galiba. Yani kulüp yeni bir transfer yaptığı zaman bir süperstar aldığında herkesin bütçesi belli. 2-3 yıl önce bir şey oldu. Bir şampiyon olamayan bir takım hani şampiyonluk için böyle çok anormal bir transfer yaptı. Çok büyük oyuncular aldılar. Kimdi o? Miami Heat'i mi diyorsun? Miami mi? İşte bir sonra tane şampiyon oldular. Onu mu kastediyorsun işte acaba? İşte olamadılar ilk başta. İlk son oldular mı galiba? Yani çok büyük oyuncular aldılar. Ama maaş konusunda da birisi açıklama yaptı. Bak ne kadar fedakarca davrandı. Bu kulübün verebileceği hani kurallar gereği. Sararık yapman. Hepsinin bir maksimumu var. Evet. Maksimum maaşı var. Şimdi o mesela çok o zaman o konuyla çok ilgilendim. Madem ilgilendin kulübü niye hatırlamıyorsun derler de. Unuttuk işte kulübü. Çünkü kuralla ilgilendim. Sebep Türkiye'de de kulüplerin aslında böyle bir şeyi olmalı. Yani kim belirleyecek bunu? Avrupa'da çok tartışılan bir konu. Bunu bilemeyiz. Yani nasıl belirlenebilir? Bulunabilir. Mesela Fenerbahçe için maksimum rakam belirli olabilir. Ve maksimum rakam üzerinden minimum rakam oluşmak zorunda kalır. Diğer bazı oyuncuları korumak için. Alttan gelen ilk kontratını yapan oyuncuları korumak için bir taban fiyatta oluşabilir. Ama zaman içinde olacak bunlar. Tabii bu salary cap ama biraz Avrupa'da uygulaması zor. Yani çünkü orada tarihleriyle, gelenekleriyle çok büyük gelirler yaratan kulüpler var.
Onlar buna yanaşmazlar diye tahmin ediyorum. Amerika, ne diyorsun? Amerika, belki tam Amerika'da, tersi olabilir. Amerika'da spor abi, bildiğin komünisttir yani. Evet. Herkesi eşit tutar. Evet. Yani mesela yani sonuncu Fransa'da olan ilk draft hakkı falan, vardır falan. Evet. Yani o, hep o dengeyi korumaya çalışır. En üst düzeyde evet, kalması üzerine mesela kurulu bir sistem. Avrupa'da o biraz değişik. Evet. Mesela Saint-Étienne bu kurala çok pozitif bakabilir. Kötü büyük bir kural mı? Buna benzer bir kural var evet, zaten. Yani kötü müdür bu? Ne o lan? Burak, kuralların olması. Yo, çok iyidir ama Avrupa'da çok tartışıldı UEFA nezdinde. Büyükler kabul etmiyor evet, böyle bir şey. Barcelona, Real Madrid, Bayern. Yani Barcelona niye eşit abi Bükreş'te kendine eşit tutsun? Veya ya kendi ya, ligindeki Levante ile. Onu mesela bile kabul etmiyor. Adam evet, evet, havuz kurmuyor, durmuyor ya. Aynen, evet. O sorunları aşmak biraz zor bence. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra yine bu konuyla devam edeceğiz. Artı devam ediyor. Yine Türkiye Ligi'ndeki yeni yabancı uygulamasının geçen seneyle kıyaslamasını yapıyoruz. Geçen sene ilk 11'de 5 oyuncu oynayabiliyordu sadece. Bu sene 11 oyuncu bile oynayabiliyor. Onu hatırlatarak devam edelim. Bir sonraki grafiğe geçelim. Tabii burada bir sürü parametreye baktık ama en temellerine baktık. Mesela pas. Yabancı oyuncuların %11.2 artmış. Gol oranı yerlere top vermiyorlar. %14.3 artmış. Asist oranı da %10 artmış. Yani hücum aksiyonlarında yine yabancıların geçen seneye göre daha da ağırlık kazandığını görüyoruz. Yani geçen sene de az değilmiş mesela. %55'ini aşağı yukarı gollerini yabancılar atmış. Söyleyecek bir şey bulamadık burada. Evet, fark ettim. Devam edelim o zaman. Yerli golcülerimiz kimler? Bir i̇şte takımı bile bulamıyoruz zaten. Aynen. Yani Burak var, o kadar. Başka? İşte Burak, Umut, Cenk işte. Üç tane var. Cenk yani de garanti evet, santrfor kim var? Garanti santrfor. Burak'ı bile kabul ettiremedik daha. Evet. Ya garanti santrfor. Bu takımın santrforu budur. Net. Yani Burak girer ona. Hani Cenk de tabii ki Cenk evet, formda bir sezon geçiriyor ama sonuçta hayır, ikinci oyuncu. Bu ülke topraklarından yetişmiş değil, oyuncu kategorisine değil, giriyor. Değil, tabii değil. Orada bir problem var, ciddi bir problem var. Bir taraftan da büyük bir şey de var tabii. Oyuncular açısından da fırsat var. Yani 2016 Fransa'ya herkes gidebilir. Bak herkes gidebilir yani. Sağlıklı olduğu sürece, yanılıyor muyum? Yani Muhammed giremez mi kadroya? Girebilir, niye olmasın? Girebilir yani. Sonuncu kim ligde? Eskişehirspor. Santfor kim? Gekas. Gekas evet. Çıkarsa kim girer? Pinto. Pinto evet. Durum net diyorsunuz. Evet. Evet. Orada bir problem var. Peki tam da bu konudan açılmışken mevkilere göre de dağılım farkına bakalım. Özellikle kalecilerde büyük bir düşüş var. Yerli kaleci sayısında, oranında. Süreyi baz aldık burada da, onu da söyleyeyim. %18.7 azaldı yerli kaleciye verilen süre geçen seneye kıyasla. Onu belirtebilirim. Burada en çarpıcı olan o bence. Yalnız o sadece bir veya iki kaleciden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü Onur'un oynamamasından kaynaklanıyor. Onur'un oynamaması olabilir. İşte Arthur oynamaya başladı Osmanlı'da. O ama olabilir. Hatırlayın geçen sene bu 5 yabancı nedeniyle neredeyse her takım 3'er kaleci falan oynatıyordu yani. Tabii doğru, evet. Evet. Yalnız bizim kaleci konusunda ben bayağı kalecimiz var yani. Hatır sayılır var kaleciler var. Yani iyi kalecilerimiz var. Yani bir çırpıda mesela Santfor, az önce Mehmet Demirkol sordu. Santfor sayamıyoruz. Ama bir çırpıda 5 tane 6 tane iyi kaleci sayabiliyoruz yani. İyi Türk, hatta Türkiye'de yetişmiş Türk. Hı hı. Tam yerli. Sayabiliyoruz. Yani iki sene önce belki hani Türkiye'nin en iyi iki kalecisi diyebileceğimiz iki oyuncu milli takım kadrosuna giremiyor şu anda. Evet. Giremiyorlar ama Volkan Onur. Volkan Demirel'de diyelim de. Evet. Sonradan birinci tercih olan Tolga da giremiyor. Giremiyor. Üç. Yani bu üç kalecinin, üç önemli kalecinin yokluğunda işte Volkan Babacan tamamdır. Avrupa Şampiyonası elemeleri gayet başarılı oynadı. Umut da verdi. Finaller için. Mert şimdi düzenli süre almaya başladı. 90 dakika oynuyor Bursa'da. O da mesela 35'li 40'lı maçlardan sonra artık daha farklı mutlaka olacaktır. Yani önümüzdeki sezon çok daha iyi olur. Ki bu sezon da yani başladığı gibi değil şu anda. Daha iyi. Daha iyi durumda.
Kaleciler var. Ali Şaşal geliyor. Hayrullah öbür tarafta. Var. PTT 1.lik'te de var kaleciler. İyi kaleciler geliyor. Peki tam da yeri açılmışken milli takımı da konuşacağız tabii. Tekrar bu konuya döneriz. Kaleci demişken Volkan Demirel Euro 2016 kadrosunda olmalı mı? Olur mu? İki farklı şekilde sorayım. Zor soru. Önce Metin Hoca'ya sorayım burada. Olur. Eğer formlu olarak kalecilik misyonu olarak söylüyorsunuz olur. Hı hı. Ama niye olmadığını düşünüyorsunuz? Niye yok? Volkan niye yok? İşte o edilen küfürlerden dolayı bir daha beni çağırmayın dedi. Fatih Hoca almadı. Olaylardan dolayı yani. Sonra da ben hazırım dedi. Başka dedi. Da bir demeç verdi. Ama yola çıktığınız bir kaleci var. Yola çıktığınız kaleci de iyi götürüyor. Yani o yüzden gel değişik Volkan Demir oyuna demedi. Hı hı. Onu der mi? Ben diyeceğini düşünmüyorum Volkan. Olur mu? Kısmı oydu. O, yani... Olmalı mı? Sizin fikriniz olur mu? Acaba hoca çağırır mı? Bilinci olan olacak zaten. Tabii yani. Ki, evet. Olmalı cümlesi hiçbir şey ifade etmiyor. Bizler söyleyince bir şey ifade etmiyor. Ben ama öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ben de şöyle düşünüyorum. Eğer ihtiyaç varsa zaten Fatih Hoca çağıracaktır. İhtiyaç varsa. Şimdi ihtiyaç var mı yok mu konuşmak gerekiyor. O yani kaleci evet. Volkan'ın formu değil ihtiyacı ortaya çıkaracak olan. Volkan Babacan'ın dalgalanması olabilir. Asla dilemeyiz. Mert'in veya aday kadroya çağrılan diğer kalecilerin asla istemeyiz. Allah korusun bir sakatlık makatlık durumunda bir ihtiyaç belirirse olabilir ama ben de Metin Hoca'nın söylediği gibi yani Avrupa Şampiyonası finali şeyi elemeleri oynayan bir kaleci var ve çok başarılı. Çok başarılı gitti. İşte milli takımda bazen hani bu konularda kulüpte de öyle, milli takımda da öyle hakkaniyet vesaire. Hani taşımış kalecinin önceliği gibi onlar da mutlaka antrenör ekibi de değerlendirecektir Fatih Hoca ama ihtiyaç olursa da neden olmasın denir. Tabii. Neden olmasın? İhtiyaç varsa olmalıdır. Şu anda peki Volkan Demirel, Volkan Babacan'ın önünde bir kaleci değil mi siz? Öyle düşünmeyeceksiniz ama. Niye? Ne anlamda? Oynadığınız, kullandığınız bir oyuncu var. Onunla gidiyorsunuz. Ha, o şurada bir kaleci var. Onu çok net ayırt edemezsiniz zaten. Yani Volkan oyuncu daha mı iyi oynayacak? Ha, daha iyi kaleci olabilir. Daha mı iyi oynayacak? Ayrı bir sorudur. O başka. O yüzden belli bir yola çıkılmış kaleci, elemeleri oynadığınız kaleci, bu hakkaniyet falan dediği şey de Önder Hoca'nın o. Kaçıncı maçtan itibaren taşıdı Volkan çünkü, Hoca'nın alın? Taşıdı çünkü. Hocam taşıdı. Başından beri mi? Yok, hayır. Yok, başından beri değil. Zaten o İstanbul'daki Kazakistan maçında olmuştu o küfür olayı değil mi? Ondan sonra şimdi Volkan Demirel'in şu anki durumu daha iyi kaleci mi sorduğundan oynayacak. 11 oynayacak, yedek değil yani. 11 oynayacak girdi ya. Hı hı. Değil mi? Evet. 11 oynayacağını konuşuyoruz Volkan Demirel'in. Oynayabilir mi? Oynayabilir. Hı hı. Yetenek olarak şu andaki durumda oynayabilir. Ama başka bir karar verilmiş. Karar vermek diye bir şey var. Karar verilmiş. Orada da gidersiniz. Burada birçok şey düşünülebilir. Yani Volkan'ın kaleciliği değil, performansını tartışabiliriz. Mesela bir önceki elemelerde bizim, şimdi tabii bir oyuncu üzerine yıkılmaz böyle şey ama bizim gidemeyişimizin temel sebeplerinden biri Volkan'ın performansıydı. Tabii 7 hata mesela. Yani Macaristan maçında evet, çok kötü bir maç çıkarmıştı mesela. Orada evet, Budapeşte'deki maçta hatırla. Orada 1-0 öndeydik tabii. İnanılmaz kötü bir maç. Buradaki Romanya maçında evet. Çok kötü bir maç çıkardı. Doğru. Dolayısıyla bir kalecilik tartışması değil, bu bir performans tartışmasıysa. Tabii yapılır. Son elemelerde, yani bir önceki elemede bizim başarısız olmamızın temel etkenlerinden biriydi. Yani 1-2 maçı kaybedildi. Evet. Çünkü kaleci Volkan'ın kazandırdığı maçlar var Türkiye'ye. Anlatabildim mi yani? Takım dökülürken Volkan'ın kazandırdığı maç var. Ya da mesela Rüştü'nün kazandırdığı çok maç çok var. Maç var. Yani ben çok hiç unutmadım. Tabii, sayarım sana istediğin kadar yani. 20-30 tane Rüştü Reşber maçı sayılır. Tabii, milli takımda da çok kritik maç. Bir Slovakya maçı hatırlıyorum. Turnuvalarda da, elemelerde de. Bir Slovakya, deplasmanda, Bratislava'da bir Slovakya maçı. Bir atak yaptık, gol attık. Evet. 14 tane net gol çıkardı. Yani böyle acayip. Şimdi kaleciler böyle performanslar gösterirler ya da tam tersi performanslar gösterirler. Ve bunlar da hani bir karnedir. Şimdi Volkan Babacan'a bakıyorum. Nesi eksik? Çok fazla bir eksik bulamıyorum açık söylemek gerekirse. Yani eksik bakacaksın. Nesi fazla? Ayakları çok iyi. Yani Volkan Demirel'den iyi. Tolga'dan iyi. Onur'dan iyi. Yani birçok oyuncudan ayakları çok daha iyi. Volkan Babacan çok iyi bir kaleci. Sizler çok... Sen tabii beraber 17 yaş milli takımının kalecisi iken... Bir dalgalanma yaşadı. Yani belki çok daha önce bu seviyelere gelecekken. Kesin. Umut böyle bir dalgalanma yaşadı. Yani biraz... Bizim de hatalarımız oldu. Düştü bir şey. Onu söylersin. Altyapı teknik adamları yayında söylemiş miydiniz bilmiyorum ama sonradan söyledim. Da çok iyi geldi. Şimdi burada o karar verilirken bu
biz hiç bilmiyorum, ben hiç anlamam. Kaleci seçemem yani. Zaten işim değil. Hani bilmiyorum, Önder Hoca çok sık söyler. Ben kaleci antrenörü değilim, değil mi? Evet. O başka bir iştir. Ama mesela çok önemli kaleci antrenörleri Volkan Babacan hakkında hep çok iyi şeyler söylerler. Hemen tamamı çok çok iyi şeyler söylerler. Bak isim vererek söyleyeyim. Mesela Onur, benim çok beğendiğim bir kaleci. Onur'la ilgili çok iyi şeyler söylemeyen kaleci antrenörleri vardır. İşte ya şu su eksik, teknik baktığı için bu su eksik, teknik bakar. Ama Onur abi Drogba'da gider maçta kardeşim, evet, yeter ya diye elini sıkar. Evet. O başka bir bakış açısı. Anlatabildim mi? Dolayısıyla Volkan'ın karnesi iyi bir karne, Volkan Babacan'ınki. Ve bu performanstan sonra da onu oradan almak kolay değil. Ama çok doğru, ihtiyaç olursa tabii ki kimi çağıracaksın? Volkan Demirel'i çağıracaksın, Tolga Zengin'i çağıracaksın. Onu ya da onları çağıracaksın. Tabii ki onları çağıracaksın. Sizin o Volkan Babacan'la ilgili hocam hata yaptık, yapıldı hayır, dediğiniz şey neydi? Hayır, altyapılarda çok fazla ben hata olduğunu düşünüyorum. Yani 17 yaşındayken Milkman Kalesi'ne konuldu, her yaş grubunda kullanıldı. Bir deformasyon oldu yani çocuk yetiştirildi. Evet. Şimdi dönüp baktığımda bana yanlış gibi geliyor. Hala yapılabiliyor hala ama. Hala yapılıyor. Enes kaç tane milli takımda oynuyordu aynı anda? Ama yani bu... adam lig oynayamıyordu ya. Bunu tespit oynamakta etmek de çok önemli çünkü yetenek eğitimi, yani yeteneğin elit oyuncu hale gelmesi tabii, gelişimi, aşamaları yetenek var. Yetenek oyuncunun gelişimi. Önce seçimi, sonra eğitimi. Yani kusursuz bir eğitim var Volkan Babacan'ın Mert'inde. Yani Fenerbahçe altyapısıdır her ikisi de. Çok da erken yaşlarda futbol okulundan itibaren Yavuz Hoca'nın talebeleri. Evet. Yani Yavuz Hoca da bu işin kompedanı Türkiye'de. Çok muntazam eğitimleri var. O yüzden yerli veya yabancı bütün kaleci antrenörleri Volkan içinde, Mert içinde teknik anlamda kusursuza en yakın kaleciler olduklarını söylerler. Yetenek anlamında değil. Mehmet Demirkoğlu söyledi. Onur'la ilgili herkes aynı şeyi söylüyor. Çok yetenekli ama eğitimi yok diyorlar. Mesela adımlama vesaire falan filan, blokajda, çıkışta, işte kaleyi terk ediş, geri dönüş. İşte temel teknik, onu biz yapamayız. Onu kaleci antrenörü görüyor ama. En vasıflısından en vasıflısına kadar, en kariyerlisinden en kariyerlisine kadar bütün kaleci antrenörlerin dikkat ettiği birkaç tane çok önemli unsur var. Onlar biz gözden kaçıyoruz ama onlar tespit ediyorlar. Volkan'la ilgili hata yapmadığı sürece, hata yapma kredisi de vardır. Yani çok başarılı geçirdi şeyi. Eleme grubunu. Artık bundan sonra Volkan Demirel'in milli takıma dönüşü Volkan Demirel'in performansıyla ilgili olmayacak anladığım kadarıyla. Volkan Babacan'ın performansıyla ilgili olabilir. Olacak, olabilir. Ama oyuncu Avrupa Şampiyonası için net mesajı bana göre oynadığı son 7 Avrupa Şampiyonası eleme maçında vermiştir. Çok başarılı vermiştir üstelik de cevap. Kulübünde de gayet başarılı gidiyor. Evet. Son olarak... Oyuncular açısından da, yani kadronun geri kalanı açısından da... Tabii. Hocalar karar verirken onları da düşünürler. Yani... Kim ne kadar emek verdi? Şimdi tabii bütün bunların Volkan Demirel'e de haksızlık olsun istemiyorum. Yani, tabii ben de istemem. Bunları söylerken ama normalde bir oyuncu seçimi söz konusu burada. Yani orada... Volkan Babacan'ı oradan almak şu an itibariyle orada Serdar Aziz'e de başka bir demeç vermek olur, bir mesaj vermek olur. Oğuzhan'a da başka bir mesaj vermek olur. Bunu da teknik direktörler düşünürler. Şunu da söylemek lazım tabii. Burada güvenip, Volkan Babacan'a güvenip yer veren, oynatan gerek kaleci antrenörü, gerek Fatih Hoca bazında, gerek Alper Hoca. Tabii. Önemlidir o. Çok. Volkan Demirel'den vazgeçmek kolay bir karar değil. Hiç kolay değil yani. Onu vermek de önemlidir ve arkasında durmak da çok önemli bence, değerli. Ha, şeyi söylüyordum, pardon. O eğitim aşaması, evet, Volkan Babacan'ın. Bir de yarıştırma var. Yarıştırarak da gelişecek işte. Eğer A milli takım veya milli orada takımlar... Onu çok optimum kullanamadı milli yani. Bu değerlendirmeyi yaptıysa çok iyi hocam bu. Şahane bir öğrenmedir bu. Bundan sonrası için en azından. En azından tabii ki. Ben öyle düşünüyorum çünkü yani. Çünkü çok önemli bir aşamadır yarışma. Yani yetiştirmede seçim, eğitim, yarıştırarak elit hale getirme. Yani bu son aşama. Çıktı olacak artık çünkü ürün çıktı. Çıktısı o yarıştırma aşamasında. Yarıştırma bölümünde bence yanlış yapıldı. Ama bu tespit yapmak da çok önemli. Ama sonunda görüyoruz tabii bunu yaparken görmek. Tabii ki. O çocuğun gelişiminde. Ama önemli deneyim bu. Önemli deneyim yani tabii. Artık ki. Daha kolay şey yapılabilir. İşte ben bugün 17-18 21 yaşında gidip kalesine koymadım, mantıklı olmadığını düşünüyorum. Evet. Görüyorum yani. Evet. Sadece kaleci değil ki hocam. Çocuğun kişilik gelişim tamamlanmamış. Sen oyunculuk gelişim tamamlandı diyorsun. Orada çok büyük hata yani. Enes aynı şeyi yaşadı. Evet. Yani 4 tane milli takıma gitti adam. Kulüp oynayamadı ya. Tabii ya. Daha kişilik gelişimi tamamlanmamış oyuncu. Öbür turnuva dolanıp duruyor. Oyuncu gelişimi tamamladı kabul ediyorsun. O çok güzel bir denge değil.
Evet. Yani önemli şey oldu. Evet. Şimdi tabii ben hani yemeğin yanı sıra paraya da dalarım. Her zaman olduğu gibi. Şöyle bir durum var orada. Volkan Babacan'ın bu sene yanlış bilmiyorsam Büyükşehir'den aldığı maaş. Başakşehir. Başakşehir'den evet. aldı. Karış abi Osmanlı. Karış, işte. Değişiyor ama ki. Büyük de şehir. 2016'ya gitme primi maaşından daha yüksek. Evet. Primi maaşından. Evet, enteresan. Yani bunu da idare etmek kolay değil. Evet. Peki. Hayır, burada soru şu. Prim mi yüksek, maaş mı az? Tabii oraya. Maaş az. Buradan o sonucumuz. Prim de yüksek. Evet. Prim yüksek. Prim mi yüksek, maaş mı az? Onunla ilgili bir sürü açıklamalar yapıldı. Ne kadar? 500 bin euro dediler. Yok, federasyon onunla ilgili çok detaylı bir açıklama yaptı. Ben 500 bin euro duydum. Adam başı mı? Ben öyle duydum yani. Hayır, öyle bir... öyle haberleri çıktı her yerde hiç. Evet, haberler çıktı. Mı? Federasyon yalanladı onu. Ha yalanladı. Ne zaman? Bir hafta sonra falan 10 gün sonra yalanladı. Hayır, hemen ya. Hatta ilk Fenerbahçe kulübü bunu getirdi. Ya deli misin? Bir hafta konuştuk bunu burada. Hiç kimse bir şey yalanlamadı. Sonuçta ne kadar prim alınmış? Ha öyle değilse ben geri alıyorum. Hemen geri alırım. Ben ıskaladıysam kusura bakmasınlar. Tamam. O haberi bulurum şimdi. Hepsi, bütün rakamlar aklımda değil. Biraz karışık bir sistemde. Hatta şöyle diyor federasyon açıklamasında. Bizim bilançomuzda da her şey açık bir şekilde görünüyor diyor. Kapalı demiyorum ki zaten. Hani, ne diyor onu söylensin işte. Tamam şimdi bir reklam arasına bu, bakarız. Ben tamam. sana söyleyeyim bu haber kanallarında programlar yapıldı. Beni oraya çağırdılar. Konuştuk hep beraber. Bilmem ne falan. Bu, hani hemen ertesi gün falan açıklamış olamaz. Ben şöyle hatırlıyorum. Bizim. Fenerbahçe Kulübü bu konuyla ilgili bir ara federasyonla ilgili ard arda böyle demeç savaşları oluyordu. Çok zor ama. Yok hemen ertesi gündü ya. Hayır o... Yani Fenerbahçe bir neyi dedi ki sonuçta neymiş onu önerim prim. Şu anda aklımda değil hocam rakamlar. Ha, tamam. Reklam arasında bakacağız. Öyleyse ben geri alırım ama ben sana söyleyeyim bu tartışma çıktıktan sonra bu haberler oldu. Peki şöyle yapalım. Karşılaştırmalar oldu, şunlar oldu, bunlar oldu. Hiç ses çıkmadı. Ne kadar sonra çıktı onu bilmiyorum. Şöyle yani. Yapalım o zaman. Hemen reklam arasında verelim ki tamam, bu çok havada kaldı çünkü bu konu. Hemen öğrenelim. Hemen netleştirelim. Benim de bir düzeltme yapmam gerekiyorsa hemen yapayım. Yani... tamam. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra devam edelim. Ha? 90 artı devam ediyor Metin hocam. Ben farkında değilim. Reklam bitti. Şöyle reklamdan önce şu konuyu tartışıyorduk. Evet, gazetelerde. Ben bu doğruysa geri alıyorum. Reklamdan önce şunu tartışıyorduk. Gazetelerde çıkan haberler üzerine Euro 2016'ya gidiş priminin adam başı, futbolcu başı 300 bin eurodan 500 bin euroya çıkarıldığı haberleri. Federasyon da yalnız belki o haberler üzerine değil. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin yaptığı kaç, bir açıklamada. 3 Ekim'de mi yayınlanmış o? 3 Ekim'de evet. Kaçında oynadık maçımız? 30 Kasım. 30 ne? 3 Ekim mi? 3 Ekim'de bu açıklama. Yani. Biz kaçında oynadık maç ya? Ya genelde basında abartılı olarak yer alıyor hakikaten son bu rakamlar. Son maçı kaçında oynadık biz? Hatırlamıyorum şimdi. Ay sonuydu ya. Ay sonu mu? Yok ayın ortasıydı. Neydi? Ekim. Kaç Ekim? 17 Ekim. Bakarız falan. Şimdi ona bakarız. 17 Ekim cumartesine geliyor. Bizim doğru bildiğimiz bir şey var mı? Yok ben şimdi... Ya şimdi maçın başında... Bak maç oynandı. Tarihi... Ertesi gün bunun haberleri çıktı. Tamam. Ertesi gün yeniden çıktı. Bunlar konuşuldu, edildi. Ben televizyonda programa çıktım bununla ilgili. Şöyle bir ibare vardı. Basında yer aldı hakikaten. Belli bir miktar para oldu. Fakat soyunma da sayınca başkanın, federasyon başkanı... Son İzlanda maçı işte... 13 Ekim'miş. Son İzlanda öncesinde maçı... Öncesinde yani. Öncesinde hatta. Ha tamam evet. Onu saymam. Onu sonrasında... Maç şeyden. İşte yapmış zaten açıklamayı federasyon. Ay, ay, yani sonrasında ekliyor. Sonrasında 500 bin euro diye çıktı. Ondan sonra. Hesap böyleymiş. Ondan sonra 300'ü 500 oluyor. Öyle açıklanıyor. Ondan sonra ben onu düzelttiler zannettim. Bu açıklamayı değiştirmediler yani. Gene de bu hesaba göre adam başı 300 bin euro da yapmıyor ki. Haber, onu bilmiyorum. Haber şuydu. Yanlış da olabilir tabii. Her haber doğru olacak değil. Ama bütün medyada yer aldı ve üzerine tartışmalar oldu. 300 bin euro diye açıklanmış katılım primi. Baştan sonra... Sayın Başkan girmiş içeri demiş ki 500 bin euro demiş. Ondan sonra ben dedim acaba onun üzerine bir yalanlama mı? Ondan önce bu. Önce evet. Onda tamam neyse canım belirtelim öyle değilse de yok, ben özür dilerim sorun değil. Hayır, onu da belirtelim. Toplam prim 10 milyon TL diyor federasyon. Bunun %30'u maç başı olarak dağıtılıyor. %70'i ise katılım primi olarak. Tamam, tamam konuyu netleştirdik mi? Netleştirdik. Bunu bütçede gösteriyordur. Evet. Bu faaliyet fakat raporunda, sonra işte bir takım şeylerle bu artıyordur. Artış oluyordur. Onu söylüyoruz. Onu da daha doğrusu sonrasını yayınlamadılarsa bunu geçerli kabul edeceğiz tabii ki. Şey. Evet. Peki. Ama abartılar oluyor basında yer alınan primler hakkında. Ya, olabilir. Belki de arttırmıştır gerçekten. Şey. Yani? Tamam. Onlar Türkiye'de yaşanmamış şeyler değil yani şaşırmayız.
Yeniden konumuza geri dönecek olursak burada kulüplerin özelinde iki grafik arda arda paylaşacağım. Bir tanesi bu hani dedik ya Türkiye'de yetişmiş oyuncu, yurt dışında yetişmiş Türk futbolcu ve yabancı futbolcu. Kulüpler hangi oranlarda bu oyuncuları kullandılar? Şimdi ilk üçler ekranına geliyor. En çok yerli oyuncu, Türkiye'de yetişmiş oyuncu oynatan, süre veren kulüp Başakşehir %65.6. İkinci Sivas Spor %60.5. Üçüncü Osmanlı Spor %50.5. Yabancı altyapılı değişik performanslar değil mi? Evet, yani aynı şeyler değişik performanslar. Yabancı yok, ötekine geçmeyelim. Son 3'e geçme lütfen Tolga. İlk 3'te kalmaya devam edelim. İlk 3'te kalalım, evet. Beşiktaş burada yabancı altyapılı oyuncularla en çok süre veren kulüp görüntüsünde. Çünkü Beşiktaş ilk planına göre yaptı. Evet. O takadro planlamasında ondan yerli sınırı kalkmayacak. Aynen. Diye. Gaziantepspor %22.6, Rizespor 21.7. En çok yabancıya süre veren kulüplerde Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Bursaspor. İlginç olan hangileri? Yabancılarda büyük olmayışı ve Gençlerbirliği. Bursaspor. Bursaspor. Evet. En iyi diyebileceğimiz tabii, iki. Ama tabii Bursa'nın Bursa çok değerli 4 oyuncusunu vermiş olduğu için doğal olarak altyapıdan yani, 4 oyuncusu. 3 tanesini verdi altyapıdan olanları. Enes'i verdi, Batuhan'ı verdi. 4 tabii. Böyle bir durumda. Bana göre Muhammed'i de verdi 2 sene 3 sene önce. Ben bu sezon için. Bu sezon doğal olarak Bursa tabii yabancıya yatırım yapacaktı ama Gençlerbirliği Galatasaray maçında 9 tane yabancı saydım ben. Giren çıkanla beraber. 10. dakikada 9 yabancı vardı. 8 yabancıyla başladılar. Evet. Tabii Doğa çıktı. Yabancı girdi. 9 yabancıyla oynadı Gençlerbirliği. Yetiştirici kulüptür normalde. Yetiştirici kulüptür ama bu tabloyu gördükten sonra sosyal amaçlı olarak kalıyor şu anda eğer. Evet. Eğer siz altyapıda bu kadar yatırım yapıyorsanız. Sosyal sorumluluk projesi gibi kalıyor yani. Sonuç. Hayata geçmiyorsa. Sonuçta. Evet. Sosyal sorumluluk projesi. Ya zaten 30 senede 67 tane hoca değiştiren kulüp mü olur Allah'ını seversen ya? Hoca konusuna da geleceğiz. Yani bir başkan daha doğrusu başkan mı olur diyeyim de hadi düzelteyim. Kulüp olur da. İlk üçten sonuçlara bakalım şimdi de aynı şekilde. En az oynatanlar sıralamasına bakalım. Sonuç. Tabii Kasımpaşa en az oynatan yerli oyuncu. Yabancıda en yüksek oydu. Burada Galatasaray'ın son üçte yer alması bence dikkat çekici. %40.4 süre verilen süreler açısından. Beşiktaş'ın da zaten altyapısını yurt dışında alan futbolculara ağırlık verdiğini biliyorduk. Mersin, Manyurdu ve Sivasspor'un kadrosunda bir tane bile yabancı altyapılıdan yetişmiş Türk yok. Bu da ilginç. İlginç tabii. Galatasaray'da son 3, sondan 3. yabancı sayısında. Ha, yabancı sayısında. Evet. Evet. Yabancı altyapıda en çok oynatanlar bir dakika onun listesini. En çok oynatan Beşiktaş. Doğru. Orada Gaziantep. Orada Kayseri'nin olmaması enteresan. Evet. Kayseri ya 5. ya 6. İlk 3'te değil yani. Süleyman Hurma etkisi azalıyor demek ki gittikçe. Olabilir. Bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey yoksa teknik adamlarla ilgili ilginç bir veri var. Aslında bu hemen hemen her sezon gündeme getirilir. Hı-hı. Teknik direktör kıyımı başlığı altında. Hani ben kendimi bildim bileli Türkiye'de bu böyledir. Şimdi öncelikle şuna bakalım. 2015-2016 sezonuna bir önceki sezondaki teknik adamıyla başlayan kulüp sayısı. Yani 18 kulüpten kaçı bir önceki teknik adamıyla başlamış sezona? 7. Galatasaray, Başakşehir, Konya, Rize, Antalya, Sivas ve Eskişehirspor. 11 kulüp teknik adamını değiştirmiş. Bu sezon kaç kulüp teknik adamını değiştirdi? Henüz 11 hafta geride kalmışken ona bakalım. 5. Trabzonspor, Gençlerbirliği, Medikana Sivasspor, Mersin İdman Yurdu, Eskişehirspor ikinci kez değiştirmiş olacak. İsmail Kartal'ın yerine bir teknik direktörü getirdiği zaman. En çarpıcısı şimdi geliyor. 2014-2015 sezonuna başladığı yani geçen sezona, 3 sezon öncesine gitmiyoruz. Sadece geçen sezona başladığı teknik direktörle şu anda devam eden kulüp sayısı 1. Medipol Başakşehir. Yani 1.3 yılı bulan tek bir teknik adam var. Öyle söyleyebiliriz. 15 ay. 15 ay. 16 evet, ay. Öyle diyebiliriz. Yani. Evet. Acıklı. Değil mi? Acıklı ya. Bunun üzerine bir şey söylenmez. Bazı şeylerin üzerine bir şey söylenmez. Bunun yorumu olmaz çünkü. Bu zaten kendi kendine yorum da içeriyor yani. Nasıl gönderdiğinizle ilgili bence nasıl seçtiğinizle ilgili bir sorun bu. Bana göre. Yani tamam gönderiyorsunuz birçok kulübü. Bunun temel kaynağı nasıl seçtiğinizle ilgili. Atamayla gidiyorsun. Atamayla mı gidiyorsun? Ya, o kadar kriterleri, o kadar bana göre bu konuyu seçme anlamında jürinin kriteri o kadar düşük kriterler ki.
Neye göre seçiyorsun? Ya ben o yüzden ona göre gidiyor zaten. Bir öyle bir seçme şeyi yok. Ya. Yok. Çok maalesef, net söyleyeyim maalesef yani. Yok. Şimdi atıyorum yani. Yani dışarıdan mı örnek vereyim? Nasıl örnek vereyim? Ya dünyada vereyim? Da çok enteresan seçimler hayır, ama, yok esasında. Ama bir planın olur. Bir plan vardır. Yani çeşitli şeyler. Oyun yapısı sana uyuyor mu? İşte senin kadronu bakış açısı ne olabilir? Hani genç oyuncu oynatır mı? İşte tecrübeli mi ister? Hazır takım mı ister? Takım mı kurmak ister? Şimdi bütün bunlar bir dolu parametre var burada. Bizde şöyle şeyler oluyor. Hani elma ile anlaşacak. Biliyorsun elma ile anlaşacak. Artık yönetim kurulunda konuşuluyor. Hatta konuşulmuyor bile. Başkan kararını vermiş. Diyor ki elma gelecek oraya. Hani isim veremediğim için. Bunu direkt isme de çevirebilir isteyen. Son saniye bak. Son saniye elma da uçağa binmek üzere yani. Şehre gelecek. Armut geliyor abi son saniyede. Ne oluyor da oluyor? Ne oluyor da oluyor kimse bilmiyor. Hani ikinci elma gelmiyor katılıyor Mehmet Bey. Armut geliyor. Elma gelmiyor. Armut geliyor şey yani. Şeyi de artık geçtim ben. Hani bir tane şöyle olur, bir tane böyle olur. Bir tane Önder Hoca ile çalışırsın. Önder Hoca dersin ki ya bu çok bizi önde oynatıyor. Bizim takım öyle takım değil. Biz savunmacı hocayla oynayalım. Ya da bizim takımımız çok genç. Önder Hoca sürekli transfer istiyor. Onu yapmayalım. Bizim genç takımı. Hani fikir şeyi değiştirirsin. Bir sene birisini dersin. Dersin ki bu sistem bana uymadı. Hani orta vadeli planı da senin geçtim. Senin dediğin şeyde kulübün politikaları vardır, oyun planları vardır. Hayır, yok en azından analiz yani günlük analiz yapabilen bir yönetim olur. Ona göre bir hoca hemen anında bir değişiklik var. Bunu da geçtim ben. Bunu da geçtim yani. Bambaşka şeyler dönüyor. Saçma sapan şeyler dönüyor. Evet peki. Şimdi kimse bilmiyor yani seçim diyor ya hoca. Kimse neden seçtiğini tabii, falan tabii, bilmiyor. Tabii. Milli takım biraz konuşalım. Duyulmuyor da. Efendim? Nasıl? Duyulmuyor da hiç. Ya duyan direkt duyuyor da işte. Yani neden o tercihin yapıldığı duyulmuyor da yani sebebine dair. Açıklanabilir esasında bunlar. Açıklanmıyor da. Açıklanmıyor. Diyorum ya atama. Açıklama yetisi var mı? Hani çok az bir grubu tenzih ederek söylüyorum. Açıklama yetisi var mı? Yani açıklayacak programı var mı? Açıklayacak bilgi birikime sahip mi? Ya şimdi dönüp dolaşıp tabii... Seçimini açıkça şeffafça söyleyebilecek mi? Bu ülkenin bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu ülkenin... En kıdemli başkanı kim? Kulüp başkanı. Kıdemli. Kıdemli. İlhan Cavcav. Kaç senedir görev yapıyor? 30. Kaçıncı teknik direktörü? Tam sayısından biliyorum. 67 galiba. 60 mı? İkinci en kıdemlisi kim? Aziz Yıldırım. Evet. Aziz Yıldırım geçen sene teknik direktör falan şampiyon yapmaz demedi evet, mi? Dedi. İşte yani. Bakış açısı bu. Bakış açısı bu. Genel olarak da bakış açısı bu. Yani evet, Hamza Hoca ben sokakta yürüyorum Galatasaraylıların %90'ı ya bu Hamza Hoca ile olmaz diyor. Neye dayanarak? Hiç. Neye dayanarak? Belli değil ya. Hiç belli değil. Ya da şöyle oluyor mesela. Pereira. Sonra diyorsun ki ya Pereira kötü oynatıyor bilmem ne falan. Bu sesler fazla yükselince bu seferler Fenerbahçe'ler defansa geçiyor. Sen bizi karıştırmak istiyorsunuz. Bu sefer de böyle bir şey oluyor. Yani akıl mantık yok ortada. Tamamen duygularla dönen bir dünya bu. Evet. Ama bu işi yönetenler, bu işi yapanlar öyle bakmayacak. Çünkü tabii biraz işi... rasyonel yaklaşım. Tabii kesinlikle. Milli takım biraz konuşalım. Bu arada şu bilgiyi de paylaşalım. Euro 2016 vizesi alan bir başka ekipte İrlanda oldu. Bosna Hersek'le deplasmanda 1-1 berabere kalmışlardı. Kendi evlerinde 2-0 kazandılar Bosna Hersek karşısında ve 2016 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya kazandılar. Artık son iki bilet kaldı. Ukrayna Slovenya karşısında çok avantajlı ilk maçı 2-0 kazanmıştı. Ama tabii hani en merakla beklenen maç Danimarka İsveç mücadelesi olacak herhalde. İsveç Danimarka'yı 2-1 yendi. Şimdi maç Danimarka'nın sahasında yarın akşam saat 21.45'te. Milli takım Katar'la bir hazırlık maçı yaptı. Evet. Yunanistan'la da yapacak. Şimdi bu süreç, bu periyot artık bileti cebimize koyduk. Fransa'ya gidiyoruz. Önümüzde de yaklaşık bir işte 7 aylık, 8 aylık bir zaman var. Bu süreç nasıl geçirilir, nasıl geçirilmelidir? Herhalde bazı mevkilerde bir takım arayışlar, eksik görülen mevkiler. Mesela stoper bunda çok ön plana çıkıyor. Atınç denendi. İşte Kaan Ayhan A milli takıma dahil edildi Ümit'ten. Altın Ordulu genç oyuncu Çağlar dahil edildi. Bazı mevkiler üzerinde çalışmalar mı yapılır mesela? Nasıl geçer bu süreç? Siz Euro 2008'i yaşadınız. Milli takım tarihleri vardır. Herhalde evet. Bir Şubat'ta Mart'ta bir hazırlık maçı daha tabii. İyi daha olması lazım. Ama esas olay milli takım tarihinde. Mayıs maç şu da var çünkü 7 ay süre var finallerde. Bir, evet. Mayıs'taki oyuncu portföyünüz ne olacak? Bunda sakatlıklar,
çok önemli bir faktör. Bu yılın sonunda ne çıkacak elinizdeki futbolcu? Form portörü. Durumları. Esas gerçek şey. Ondan sonra yapacağınız hazırlık maçlarıyla 3 veya 4 hazırlık maçıyla esas şekli alırsınız. Bu işin akışı böyle olur. Çünkü milli takım 7 ay hazırlanamaz. Tabii. Bu takım sosyal faaliyetleri, oyuncuları zaman zaman bir araya getirirsiniz. O milli takım birliktelik ruhunu yaşatmaya çalışırsınız zaman zaman. Buna işte Şubat ve Mart ayındaki maç tarihi bunda etkili olacaktır. Ama en önemli şey Mayıs'ta sağlam oyuncu portföyünüz, bakın formda demiyorum, sağlam oyuncu portföyünüz sizi finallere götürecek gerçek hikayedir. 3-4 tane hazırlık maçında oyun ve takım şeklinizi bulursunuz. O yüzden daha çok olduğunu inanıyorum süreç olarak. Araya süre girdiğini inanıyorum. Genelde böyle olur. 2008'i hatırlıyorum. Öncesinde biz Antalya'da bir hafta eşleriyle, herkes işte kız arkadaşlarıyla böyle bir hafta kamp yapılmıştı. Orada birlikteliği sağlamak için. Daha sonra teknik anlamda bir sürece geçildi. Almanya'ydı. Orada da bir sanırım 15 günlük falan bir hazırlık, 17 günlük. Orada oyuncu seçim falan yapıldı. Yapıldı. Dışarıda oyuncu bıraktı. 3 oyuncu dışarıda bırakıldı hatırlıyorum. Oradan artık maç bölümüne geçildi. Yine böyle süreç yine bu şekilde işleyecektir. O kadar zamanı var mı bu sefer bilemiyorum. Lig kaçında bitiyor? O zaman geniş bir zaman dilimi var. Ona göre ayarlanmıştır. Ayarlanmıştır tabii. Mayıs'ın 15'i olması lazım. Evet, 15 olması lazım. Peki Katar maçından aldığınız notlar, ileriye taşınabilecek olumlu veya olumsuz şeyler var mı? Benim notum kazanma isteği. Önemlidir bu da. Hazırlık maçı da olsa, rakip kim olursa olsun. Kazanmış olmak önemlidir, değerlidir. Ülke puanı, ülke sıralaması. Yani psikolojik etkendir bunlar. Yani Yunanistan maçı için de yani bir ara kaça kadar geldik? Dünya ikinciliği, üçüncülüğünden sonra, Dünya Kupası üçüncülüğünden sonra. 58-59'lara kadar. Hayır. Yani ilk en iyi geldiğimiz nokta neresiydi? 7 galiba. 7, 7 evet. 8 falan gibi. Olduk galiba. Evet. Sonra 50'nin sonlarına doğru gittik. Tabii, evet. Şimdi neredeyiz? Şimdi 18'e geldik. 18. Şimdi doğru yere doğru geliyoruz. Aslında. 18'e mi geldik? Tabii. 18. Evet. İşte doğru yere doğru geliyoruz. Onu korumak da önemlidir. Belçika 1 değil mi? Efendim? Belçika mı 1 oldu? Evet, Belçika 1. Benim notum buyurun. Bu. Bir de tabii artık yavaş yavaş şeyi görebiliyoruz. Bu çocuklar, bu oyuncular birlikte bir şey başardılar. Yani beraber bir şey başardığınızda takım olmak çok daha kolaydır. Kulüp gibi olmak çok daha kolaydır. Ha, Katar maçında uçtu demiyorum kimse. Ama görüntü, takım görüntüsü var. İlişki anlamında takım görüntüsü var ki bu çok değerli. Avrupa Şampiyonası'nda belki en fazla ihtiyacımız olacak olan şey takım bütünlüğünü işler kötü giderken de koruyabiliyor olmak. O takım bütünlüğüne sahip çıkabiliyor olmak. İşte birlikte bir şey başarmış bir grup. Özellikle yaş ortalaması biraz daha küçükse ki bizim milli takımın yaş ortalaması çok küçük. Geçmiş milli takımlarımıza göre yani mesela 96 finallerine gidildi. O takımda yaş ortalaması genç bir takımda. Ama 2008 Avrupa Şampiyonası ve düzeltiyorum. 2002 değil mi? Dünya Kupası. 2002 Dünya Kupası ve ondan önce bir 2000 de mi? 2000 Avrupa Şampiyonası. O takım daha deneyimli bir takımdı. O milli takımlarımız daha deneyimli takımlardı. 2008 dengeli bir şeydi. Takımda yaş ortalaması. Hani genç oyuncu da vardı. Deneyimli oyuncular da vardı ama bu milli takım da yani en deneyimlisi 2 sene önce çok genç dediğimiz Arda. Yani en deneyimlimiz. Onunla ilgili bir rakam aşağı var bu kadroyla. Yani Selçuk Arda Burak. Yani diğerleri genç oyuncular. Milli takım özelinde genç oyuncular. Şu kadroda en çok milli olma sıralamasında 4. sırada şuraya çıkan giden kadroda 4. sırada Ozan var. Ozan 19 yaşında, 20 yaşında çocuk. Yani, ama Selçuk, Burak falan dışarıda tabii onları şey yapmışlar. Yani o yüzden yani bu genç oyuncuların yavaş yavaş böyle bir ekip oluyor olması, uluslararası maç sayısını arttırıyor olması, uluslararası maç kazanıyor olması özeldir. Ben bu pencereden baktım Katar maçına. Oyunu teknik taktik anlamında değerlendirmeye gerek duymadım. Bunun daha öncelikli olduğunu düşündüm. Bu arada 22 Mayıs. Ligin bitiş tarihi. Yani çok fazla tarih kalmıyordu o yüzden. Bir hafta daha var yani Avrupa Şampiyonası'nın. Yani 12 Haziran mı? Efendim? Evet. Pardon. 90 artıya bakmadım hocam. Milli takım 12 Haziran. Çok da uzun süre değil esasında baktığınız zaman. Tamam. Genelde böyle oluyor zaten. Evet. Belki bizim zamanımızda bir hafta daha kazanılmıştı. Hatırlamıyorum tarihi tam. Ben Katar'ı beğendim. Onu söyleyeyim. Katar maçında milli takım ben mi Katar'ı beğendim? Beğenmedim hocam Katar'ı. Dünya Kupası'na giderler mi hocam? Ya vallahi onu bilmiyorum da. Tabii devşirme oyuncu çok mu bilmiyorum ama
Var herhalde birkaç seçimler oyuncuları var. Var. Oyun mantıklarını, oynamak istedikleri şeyi falan beğendim. Bunu geliştirirlerse olur. Ben milli takımdaki en büyük çarpıcı olan şey, oyuncular keyif alıyor. Onu hissettim ben özellikle ikinci. Oynama evet. keyfi, birlikte oynama, birlikte oynama keyfi. Milli takım için çok önemli bir olgudur. Oyun oynama keyfi ve birlikte oynama keyfi milli takımda çok önemlidir. Çünkü çok kolay sağlayamazsınız. Birinci yapmanız gereken şey, ondan sonra sonuçlara, bazen sonuçlar sizi oraya getirir. Bugün bu hocanın değindiği başarmış olmanın getirdiği bir birliktelik var, oynama keyfi var. Ben umutluyum nedense, çok umutluyum milli takımımızdan. Bu arada... Ve Selçukların, Burakların o jenerasyonun bir Avrupa Şampiyonası oynaması, bir turnuva oynamasını çok istiyordum. Ben de istiyordum. Bu Fransa onların için çok iyi oyuncu. Yani Arda'nın gol atmasına çok mutlu oldum. Oynamıyor şu dönemde. Ne kadar zor geçtiğini tahmin edebiliyorsun oyuncu açısından. O sevindim. Yani kim atarsa yani. Seviniriz ama tabii. Ona sevindim. Cenk'e çok sevindim. Cenk gol attığında. Yani çünkü çok çalıştı. Yani insanlar çalıştığının karşılığını görmek ister. Yaz tatilini tatil gibi yaşamadı. Yani profesyonel bir atlet gibi geçirdi. Yani dünya şampiyonasına hazırlanan bir profesyonel sporcu gibi geçirdi. Onun böyle hani gol ödüldür, santforun ödülü goldür yani en başta. Rakam, fiyat vesaire değil. Santforun en büyük ödülü gol. Hele oynamayan, az oynayan, istediği kadar oynayamayan santforun bu büyük ödül. Yani milli maçta atılan bir gol büyük ödül. Hazırlık maçı da olsa ona sevindim. Bir de şunu söylemek istiyorum yani ben. En azından gol kısımları falan. Şuna tahminimi söylüyorum. Milli takım 2016 oyun stratejisi eleme grubundaki son 3 maçı 4 maç gibi olmayacak. Benim düşüncem. Yani daha bir İzlanda olur, maçı gibi. Öyle daha sabırlı. Saldırgan olur bizim tabii. Olmaz. 2016 zaten böyle oyun getirmez. Daha güçlü oyun oynayacağını düşünüyorum ben milli takımını. Yani İzlanda, Çek maçı, hatta görece öyle Hollanda maçı bile tabii. Türk milli takımının 2016 oyun karakterini bana göre yansıtmıyor. Yansıtmayacak. Tahminimi söylüyorum. Fatih Hoca'yı da tanıyorsam ve bir final maçları karakterinde orada başka bir şey oynanması lazım. O yüzden bunu iki farklı şeye koyayım. Katar maçının özellikle ikinci devresi bir oyunu ele almanın, bir oyunu ele alıp maçı koparmanın, sonucu gitmenin biraz da tamam Katar ölçü mü değil, muhakkak ölçü değil ama oyunu ele alarak oynamanın bana göre ipuçlarıydı milli takımın oyun stratejisindeki ipucuydu Katar. Ve başardılar da bunu, çok iyi başardılar bence. Sen ne diyorsun Katar maçı için? Gerginlik atılmış, o güzel. Çünkü bizim hani çeşitli ruh hallerimiz var. Mesela ne bileyim Almanya'ya biraz gerginlik iyi geliyor. Biraz gergin olmaları lazım onların. Evet. Biz öyle değil. Biz rahat, hırslı olduğumuz zaman daha iyi oluruz. Yani o yüzden bize gerginlik başka yere gidiyor. Bize çünkü. Gerginlik bizi düşürüyor. Kırılmalar oluyor. Oralarda iyi olmuyoruz. Biz bu şeyde de böyleydi. Mesela 2002 öncesinde de böyle hazırlık maçlarında böyleydik. Böyle hatırlıyorum, bir Hollanda'da falan, Şili'yle falan oynamıştık. Ben gitmiştim hemen hepsine. Böyleydik. 2008 öncesi de böyle, ruh hali böyleydi. Öyleydi. Böyleydi. Şey, ruh hali böyleydi. Finlandiya yönetti. Biz bunlar bu tip rahat, istekli halimiz bizim en güzel halimiz. Her zaman öyledir. Bütün jenerasyonlarda öyledir. Şu anda da öyle. Dezavantajlarımız ve avantajlarımız var tabii. Biz üçlü savunmayla başladık İzlanda maçıyla. Santrforsuz dörtlü savunmayla bitirdik. İzlanda maçıyla. Yani rakip aynı. Ve bütün kadrolar da değişti. Yani takım kadronun da yarısından fazlası değişti. Böyle enteresan bir takımız. Şimdi dolayısıyla burada çok fazla şey var, imkan var. Demin söyledim ya yani. Şu ligin ikinci devresinde 10 gol atan milli takıma gidebilir. Yani gidecek diye bir şey söylemiyorum. Böyle bir imkan var. Önü açık. Tabii ki yani taranıyor, bakılıyor. Nerede var, kim var, nasıl olur filan. Şimdi bu bütün kaliteyi çok yükseltecek bir şey. Hemen hemen kimsenin yeri garanti değil. 3-4 oyuncu dışında. Bunlar bizim için büyük avantajlar. O zaman tabii çok konuşacağız milli takım. Tabii, süre çok var, konuşulacak. Evet. Bence güzel de bir yarış da var milli takım seçilmek için. Yani tabii. Kaç, 24 oyuncu mu gidecek? 23 mü? 20 artı 3 hatta. 23 oyuncu değil mi? Geçen Avrupa Şampiyonası gibi 20 artı 3. Onu biraz arttırmaları lazım bence hocam. Bence de. Değil mi? Yani 22 artı 3 olabilir. Evet, 25 olabilir yani. Yani. Çünkü kulübeyi çıkarını da arttırdılar biliyorsunuz o Avrupa'da. Evet. Onu bence çok doğru bir uygulama. Evet. Çok zorluk çekiyor yöneten ve takım yöneten çok zorluk geçiyor. Tribüne yollamak çok zor. Çok zor yani. Tabii. Hakikaten çok zor iş. Gerek de yok. Yani 5 tane o şey mi? O turnuvaya gitmiş olan oyuncu tribüne çıkmamalı zaten. Ay turnuvaya giden çıkmıyor. Yok, turnuvaya giden çıkmıyor zaten. Avrupa şampiyonu. Elemelerde de öyle. Elemelerde anladım. 18'de sınırlanmadı yani. Şimdi 23 şey yap. Güzel bir yarış var. Hele bazı mevkilerde. Ben size savunma söylüyorum. Emre, Caner, Hasan Ali, İsmail mi? İsmail. Orada yarış yok bence hocam ya. Niye? Caner.
Caner ve bir yedek. Ama iyi bir, arkadan iyi zorluyorlar. Ya tabii ki Caner ama arkadan iyi zorluyorlar. 11 için yarışıyor. Ya, Hasan Ali inanılmaz 11 için yok ama. Ciddiyetle. Orayı biraz zorlanabilir. Alabilirim mesajları veriyor Hasan Emre, Ali. Emre de veriyor. Çok İsmail geliyor. Var. Emre zaten Fatih Hoca'nın beklediği oyuncu. Yani bekliyor. Çok önemli gelsin. Bir silahı var Emre'nin bir kere. Var yani orada 4 tane. Çok çabuk. Şahane rekabet olur orada. Peki stoperdeki rekabette konuşalım o zaman. En az. Eyvah. Yani niye en az? Niye en sorunlu, niye en sıkıntılı. Serdar Aziz, Semih, tecrübe Hakan Balta deneyim. Tabii. Sonra? Bazıları yetenek gelecek, bazıları performans da gelecek milli takıma. Serdar Aziz, Hakan Balta, Semih. Söyle. Söyleyemiyorum hocam işte. Söyleyemeyiz. 8 tane stoper saymamız lazım. Çünkü 4 stoper aynı gidecek şeye. 4 tane stoper gidecek Avrupa Şampiyonası'na. Yani sonra belki 4 isim sayıyoruz. 4 stoper gidecekse 8 tane ismi ezbere sayabilmeliyiz aslında. Ama bu bir taraftan avantaj. Orada sıkıntı yaşayacağız. Bekir yani bekliyor. Tane sağlam Bekir, tabii. Bekir bekliyor. Söyledi yani bekliyor. Uğraşacağım ben dedi. Çalışacağım. Tabii olabilir. Çalışır. Tabii yani. Ömer Toprak'la ilgili bir tasarruf olabilir mi acaba? Olabilir. Maç sayısı az kaldı. Kolay değil o. Atınç. Oynayacak Atınç. Çok iyi değildi ama sakatlıktan döndü gene. Evet. Ben Atınç'ı çok o seviye görmedim açıkçası şu maç için söylüyorum. Henüz değil. Kolay değil. Atınç'ın kolay değil. Hocam onlar şimdi acayip bir yarışın içine girecek. Bundesliga 2'de. Ya muhakkak büyütür kendi yani. Seviyesinde şey büyütür. Yapacak ama. Evet. Yok bu avantaj. Bizim için avantaj. Yani. Yarış büyütür. Bir Almanya'ya gitmek bile büyüttü işte zaten. Gidip hocaya bakmadı. Ben 11'i belli bir milli takımdan bunu tercih ederim. Ersan var. Ersan'ı unutmayalım. Ersan var. Türkiye açısından bu daha iyi. Yarış daha iyidir. Ama stoper hep her zaman sorun olmuş. Biz Almanya milli takımı sonra Mehmet Topal stoper oynayarak bitirmiştik yarı final maçını. Ya orada çok sakatlıklar olmuştu. Çok sakatlıklar. Gökhan çok var. Çok sıra dışı bir şeydi yani. Çok sıra dışıydı. 13 oyuncu da çıkıldı son yarı final maçı. 14 oyuncu. Yani neredeyse oynar. Tolga'ydı. Tolga'ydı. Üçüncü kaleciydi o zaman Tolga. Ben güzel bir yarış bekliyor. Rekabet bekliyorum. Evet. Tolga da acayip oynar orta sahayı. Ayakları iyidir yani. Güzel bir rekabet kadro oluşumunda yaşanacak. Bu güzeldir yani. Yani stoperde ve santforda biraz eksiğimiz var gibi gözüküyor ama santfor arkasındaki o üçlüde de veya nasıl oynayacaksak artık. 9 tane oyuncu var orada. Bayağı oyuncu var orada da. O zaman oyun, yeni bir oyun planını ona göre yapacaksınız. Hala yani. Mesela Semih. O yüzden işte 4-6-0 oynadık. Hala yani santfor Semih'ten bahsediyorum. Hı-hı. Var tabii şansı. Var şansı. Tabii. Semih'in. Senin dediğin şans 10 gol atan derken bunu da katılıyorsunuz. En çok şundan dolayı şansı var. Yani santfor tipi olarak. O orta saha iş yaptıracak orta saha. Yani diğerlerinden farklı. Yani gerçek yani santfor gibi oynayan oyuncu olması sebebiyle Cenk de çok zorluyor. Şansı fazla. Cenk de çok zorluyor formunu. Tabii. Yani kadroyu formayı da zorluyor yani kadro gibi. Yani en az 3 tane de santfor gitmeli. Tabii. Yani 4 stoper için tabii 4 stoper gidecek. 3 tane santfor gidecek. Ama şey yapabilir. 2 santfor götürüp tabii orta sahalardan bir tane ekstra götürür. Çünkü orada hücumcu orta saha sayısı çok fazla. Evet. Tabii Tören'in alacağı ceza da önemli. O da belirleyici noktalardan biri olacak. 2 maçtan aşağı almaz. Öyle görünüyor. Tören'i daha fazla dışarıda bırakabilir bu ceza. Daha fazla alır bence. Tören'i dışarıda bırakabilir bu ceza tabii. Faaldi. 3'ten aşağı zor. 3 olursa, yani olursa grup maçı oynamaz. Çağrılmaz. Evet. Yani bir anlık şeyi ne güzel bir futbol yarışmasının içinden uzak tutuyorsunuz. Yani bir anlık. Yunus Mallı'yı nasıl buldunuz? Az oynadı ama. Daha bakmak lazım. Evet, evet. Ama çabuk bir oyuncu. Evet. Ben ilk önce benim için çok önemlidir hocam. Çabuk oyuncu. Çabuk düşünen hocam, oyuncu. Ama haksızlık etmeyelim. Çok yeni artık yani. Ama çok yeni ama. Geçen sene ortasında Mainz'da başlayan performans ama ben söyleyeyim, devam ediyor. Bir enteresan özelliği olan bir oyuncu. Hisse kapıldım. Gördüm demiyorum. Hissine kapıldım. Evet. Enteresan oyun çıkması lazım ondan. Hocam kesin çıkacak. Neden? Yani ben de mesela o zaman 19 yaşındaydı. 20 yaş milli takımda oynuyordu Emre Canlar'la. Almanya milli. Almanya milli takımda. Sırbistan maçını seyretmiş. Karadağ maçını düzeltiyorum. Maç da Mainz'da oynandı. İlginç bir şekilde. Mainz'daki statta seyrettik. İkinci devre girdi oyuna. Tam santforun arkasına geldi. Ben şey düşündüm. Yani şimdi az süre alıyor 45 dakika. Yani genç oyuncu oraya geldiği zaman 90 dakika bekliyor. Bir de gazeteler Mainz'da olduğu için maç onu manşetlere çıkarmışlardı. Ya telaş yapmaz inşallah falan diye düşünüyordum. Yani her şeyi göstermek ister ya genç oyuncu. Yani söylerler hepsini gösterme diye. acaba hepsini göstermek ister mi? Her şeyi ortaya koyayım falan. Aa baktım böyle basit oynaması gerekiyorsa basit.
Zorlaması gerekiyor. Birebir devam etmesi gerekiyorsa evet. Yani bir tane taktik hata yapmadığını gördüm. Yani seçim anlamında yani verecekse topu arkadaşına verdi. Yani kendi sanatımı, sepetimi göstereyim. Orayı düşünmedi. Çok iyi eğitimli olduğunu düşündüm ve kurgusunun, hani sen söylersen kurgusu olsun diye, hakikaten çok başarılı bir iyi seslen kurguya sahip olduğunu düşündüm. Çabuk, kıpır kıpır. Genç yaşın çok şeydir. Bir de ayak içi, acayip tertemiz bir ayak içi var. Yani gol vuruşları, Bundesliga'da attıklarına bakar mıyız bir? Evet, evet. Yani o çeviriş, bazen oklava gibi gidiyor top. Yani böyle yani, bir farklı tipi kadronuzda bulunması çok önemli bir silahtır. Çok umutluyum ben Yunus Mallı'dan. Evet. Peki. Tek şey minyon işte bir o. Biraz. Ama yani, verdiği avantaj da işte çok. Var avantajlar ama hep yüz dönük olacak biraz da. Evet. Süremizin sonuna geldik. Önder Hocam. Prim işini halledemedik. Halletmedik. Hani IBAN'ı vereyim mi yani? Prim bize de var mı prim? Hallolmuyor. IBAN'ı verelim diyor. Bize de var mı prim? Yok canım. Önder Hocam, Metin Hocam, Demirkol teşekkürler. 90 Artı'dan bu akşamlık, bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta sonu lig maçları başlıyor. Yeniden karşılaşmaların, Süper Lig maçlarının analizleriyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın. NTV Spor'dan ayrılmayın. Emek Ege'yle Irmak Kazuk geliyor.